Herkese selam, ben Nihal. Bugün saç bakımı konuşacağız. Hızlı saç uzatma yöntemleri, dökülmeleri nasıl önleyeceğiz ve benim saç bakım rutinimde neler var? Detaylarıyla anlatıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirme de yoktur. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi içerir. Ben doktor değilim, uzman değilim, dermatolog değilim. Dijital içerik üreticiyim. Dolayısıyla kendi araştırmalarımı ve deneyimlerimi anlatıyorum ve tabii ki bilimsel verilere, aynı zamanda doktorların görüşlerine dayandırarak kendi deneyimlerimi anlatıyorum. Şimdi bugün uzun süredir benden saç bakımı ile ilgili videolar isteniyordu. Kanalımı takip ediyorsanız saçlarımın ne kadar hızlı uzadığını görmüşsünüzdür. İki kere Covid atlattım. Saçlarımın yarısını kaybettim. Sonra yarısı geri geldi. Neler yaptım? Neler kullandım? Hangi yöntemler çok yanlış? Ve benim rutinimde neler var? Size şimdi bunları göstereceğim. Bu arada zaten düzenli beni takip ediyorsanız aynı ürünleri kullandığımı göreceksiniz. Bu benim reklam yaptığım anlamına gelmiyor ki zaten video sponsorlu bir video değildir. Bu benim istikrarlı bir şekilde saçıma iyi gelen ürünleri kullandığım anlamına geliyor. Yani bir üründen verim almak istiyorsanız ürünü 2 hafta kullanıp bıraktıysanız zaten ürün daha çalışmaya başlamamıştır. Tek yıkamada, tek uygulamada etkisiz olduğunu düşünüp bıraktıysanız önce sertleştirebilir, sonra yumuşatabilir, önce bir dökülme olabilir, sonra yerine getirme olabilir. O etkilerini görmeden bıraktıysanız eğer zaten doğru yolda değilsiniz ürün kullanımı konusunda. Benim de geçmiş videolarıma, saç bakım rutini videolarıma gittiğiniz de ürünlerin çoğunu zaten göreceksiniz. Şunu da mutlaka eklemem gerekiyor. Ara sıra değiştirilmesi gereken ürünler vardır. Bu o üründen tamamen vazgeçin anlamına gelmiyor. Fakat saç derisi alıştığında eskisi gibi o yoğun etkisini görmemeye başlıyorsunuz ürünlerin. Dolayısıyla ürünlere bir ara verme dönemi var. 3 ay kullandınız, 1 ay ara verip tekrar aynı ürüne döndüğünüzde eskisi gibi yoğun performanslı etkisini de görmeye başlıyorsunuz. Öncelikle hızlı saç uzatma konusuyla başlayalım. Sonra dökülmelere de zaten yeri geldikçe gireceğiz. Kanalda farklı farklı evde yapabileceğiniz maske tariflerim var. Bunlardan Hindistan cevizi nane yağıyla ilgili olanlar kuru saçlılara öner. Pirinç suyuyla yapılan maske ise kuru ve aynı zamanda yağlı saçlılara önerdiğim yöntemlerden bir tanesi. İkisini de uzun yıllar denedim ve çok hızlı bir şekilde sonuç aldığımı söyleyebilirim. Şimdi saç bakımı ile ilgili her videomun açılış kısmında şu bilgi var. Eğer ki bir sağlık probleminiz varsa, dengeli beslenmiyorsanız, çok fazla strese maruz kalıyorsanız anlattığım ürünlerin hiçbirisi sizde olumlu bir etki sağlamayacak ve paranız çöp olacaktır. Öncelikle tavsiyem yoğun saç dökülmeniz, cansızlığınız ya da uzamama gibi problemleriniz varsa bir hekime danışarak gerekli tetkiklerin başlatılması gerekiyor. Kansızlığınız, hormonal problemleriniz varsa eğer, yani bir sağlık probleminiz varsa bu ürünlerin hiçbirisi size yanıt vermediği gibi saçlarınızı da eski sağlığına ya da sağlıklı hale kavuşturamayacaksınız. Benim anlatacağım ürünler ve benim uyguladığım yöntemler eğer bir sağlık probleminiz yoksa kendi deneyimlerim doğrultusunda etkisini gördüğüm ve şu anda rutinimde olan ürünleri anlatacağım size. Benim hem saç diplerim hem de saç uçlarım oldukça kuru ve bunu her videoda size söylüyorum. Kırılan, kopan, egzamaya yol açan sorunlarla karşılaşabiliyorum. Dolayısıyla nem veren ürünler kullanmam gerekiyor. Şunu da söyleyeceğim size. Geçmiş videolarda kullandığım bazı ürünlerle saçlarımın tellerini kalınlaştırdığımı söylemiştim. İşte alta şöyle yorumlar da gelmişti. Şimdi bir yorum gelince anında hemen araştırmaya geçiyorum. Acaba dolu mu boş mu geldi diye buyurun. Şimdi genetik o değiştirilmez. Tabii ki genetik faktörler çok önemli. Fakat dermatologlara gittiğinizde de özellikle cansız, dökülmeye eğilimli saç köklerine ve saçlara önerdikleri bazı ilaçlar onu kalınlaştırıp tutunmasını sağlıyor. Ve bizim kullandığımız bazı ürünlerin içinde de var o içerikler. Dolayısıyla böyle şeyler olabiliyor ve bununla ilgili çok yakın zamanda paylaşılmış yayınlar var. Takip etmenizi şiddetle öneririm. Dermatologlara danışmanızı şiddetle öneririm. Yani değiştirebiliyorsunuz. Saçın çünkü döngüsü vardır. 3 fazlı döngüsü vardır. Doğar, büyür, gelişir, uzar ve sonra kendiliğinden düşer, yenisine yer açar. Bu da yenilenmeyi sağlar. Tıbbi olarak böyle açıklanıyor. Ben de hekimlerden aldığım bilgilere dayandırarak size söylüyorum. Saçın döngüsü çerçevesinde dolayısıyla siz saç derinize güzel bakımlar yaparsanız, saç derinizi beslerseniz saçınızı güzelleştireceğiniz gibi tabii ki genetik faktörleri de lütfen unutmayın. Saçınızın görünümünü yoğunlaştırdığınız gibi,
parlatabilirsiniz, canlı gösterebilirsiniz ve beslediğiniz için sağlık probleminiz de yoksa hızlı bir şekilde uzatabilirsiniz. Ben düzenli aralıklarla şampuanlarımı değiştiriyorum. Kullandığım birkaç tane şampuan var. Daha önceden Olaplex kullanıyordum. Bağ doku onarıcı, güçlendirici bir şampuan bu. Olaplex'in fiyatı uçup gidince bizim ülkemizde birebir muadili, daha doğrusu yakın muadili olan, muadil videosunda da anlatmıştım, Revolution markasının şampuanını kullanıyorum. Saçıma en iyi gelen ürünlerden bir tanesi. Şampuanı kullandığınızda en başta saçınızın çok sertleştiğini göreceksiniz. Ama şampuanı nem veren tamamlayıcı ürünlerle desteklediğinizde saçınız bu yumuşaklığa gelebiliyor. Bu kesinlikle saçın bağ dokusunu onarıyor, güçlendiriyor, parlak, canlı, sağlıklı gösteriyor ve saçınızın sağlıklı uzamasına yardımcı oluyor. Benim gördüğüm etkiler bunlardı. Olaplex'i de Revolution'da kullandığım süre zarfında kuaförüm kesinlikle ne kullanıyorsan değiştirme, saçlarına çok iyi gelmiş. Saçlarını hiç bu kadar dolgun, parlak, canlı ve sağlıklı görmemiştim dedi. Bittikçe aldığım, kullandığım, rutinimden eksik etmediğim şampuanım budur. 3 ay kullanıyorum. 1 ay ara veriyorum. O 1 ayda da nem veren başka bir şampuanla takviye sağlıyorum. Olaplex'in uygun fiyatlı muadili çok sık indirime giriyor. Ben de indirim takip ediyorum ve 3'er 5'er stokluyorum. Sizinle de bunu Instagram'dan paylaşıyorum. Özellikle yoğun işlem görmüş, açma işlemleri yaptırdığınız saçlarınız varsa, kırılmaya eğilimli, çok güçsüz, kopan saçlarınız varsa çok iyi geliyor. Revolution'ın Bond Plex şampuanına ara verdiğim dönemde de saçlarıma yoğun nem veren şampuanlar kullanıyorum. Onlardan bir tanesi Köyne markasının Vital Nutrition şampuanı. Yoğun nem veren, özellikle açıcıyla saçlarınızı açtırdıysanız, saçlarınız çok kuruysa, kopuyorsa nem takviyesi sağlayan, bol bol köpüren ve saçı çok güzel arındıran şampuanlardan bir tanesi. 2 kutu bitirdim ben bundan. Henüz sizinle paylaşmamıştım. Test ediyordum. En az 3 ay şampuanları kullanmam gerekiyor benden geçer not alabilmesi için. Ben bu şampuanı yeni ürün arayışındayken kuaförden satın almıştım. Ama internette de satışı varmış şampuanın, buldum. Özellikle Bond Plex şampuanı ara verdiğimde saçlarım aynı sağlıklı görüntüsünü kaybetmesin diye kullandığım, daha doğrusu hani cildimize bariyer onaran ürünler kullanıyoruz ya asit kullandığımızda. Sonuçta asit de kullanmamız gerekiyor bir takım yenileme işlemleri yaptırmak için. Sonrasında da bariyer onarıcı ürünlerle cildimizi destekliyoruz ve daha kuvvetli hale getiriyoruz ya. Saçlarıma yoğun nem veren ürünlerden bir tanesi. Nem şampuanları konusunda da macera aramamaya karar verdim. Bu benim hem saç derime hem de saç uçlarıma çok iyi geldiği için rutinimde olan ürünlerden bir tanesi. Şimdi saçım ıslakken duşta ya da öncesinde sonrasında yaptığım, uyguladığım bazı kremleri ve maskeleri göstereceğim. Hiç şaşırmayacaksınız çünkü senelerdir macera aramam yine. Kullandığım birkaç tane maske var. Biliyorsunuz bunu. 3-4 senedir bunları kullanırım. Bir tanesi Okay'ın Keratin Smooth maskesi. Diğeri de bu sene rutinime eklenen Okay'ın Hindistan cevizli maskesi. Keratin Smooth maskeyi 3-4 yıldır bittikçe kullanıyorum. Benim saçlarıma en iyi gelen, saçlarımın bu sağlıklı parlak hale dönüşmesine katkı sağlayan ürünlerin başında geliyor. Kime kullandırdıysam herkes çok güzel sonuçlarla karşılaştığını söyledi. Nasıl kullanılıyor? Hala bana Instagram'dan bu konuda soru geliyor. Ben en iyi etkiyi saçlarımı şampuanladıktan sonra duşta saç kremi gibi boy ve uçları uyguladığımda aldım. Ama sonbahar geçişlerinde ya da yazın saçlarımı yıprattığı dönemlerde, özellikle kış aylarında ayda bir de saç maskesi olarak kullanıyorum. Nemli saçlarınıza ve saç diplerinize uygulayıp sıcak bir havluyla ya da streç filmle sarıyorsunuz. En fazla 1 saat 2 saat bekletecek şekilde ya da çok kuru saçlarınız varsa artık kurtaramıyorsanız sabaha kadar bekletecek şekilde, ki ben onu çok tavsiye etmiyorum. 1-2 saat bence yeterli oluyor. Yani o kadar işkence çekmeye, nemli saçlarla sabaha kadar uyumaya gerek yok. 1-2 saat bekledikten sonra ürünü duruluyorsunuz ve saçlarınız parlak, canlı, nemini tekrar kazanmış, kolay taranabilir ve en önemlisi elektriklenmeyen, sağlıklı, parlak bir görüntüye kavuşuyor. Düzenli kullandığınızda zaten saç günden güne daha da güzelleşmeye başlıyor. Bukleli saçları olan arkadaşlarıma kullandırdım. Yağlı saçları ve saç derisi olan arkadaşlarıma kullandırdım. Yağlı saç ve saç derisine sahip olan arkadaşlarıma kullandırdım. Onlar sadece saç derisine uygulama yapmamışlar maske olarak kullandıklarında. Onun dışında herkesten olumlu sonuç aldım ama tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Herkese iyi gelecek anlamına gelmiyor. Hepimiz başka başkayız. O yüzden benim sevdiğim bir ürünü sizler sevmeyebilirsiniz. Sizin sevdiğiniz bir ürünü ben sevmeyebilirim. Bu da böyle. Saçınıza açma işlemi yaptırdıysanız elektriklenme, kabarma, yatışmama problemleri varsa ve hızlı bir şekilde saç uçlarınızı ve boyunu toparlamak istiyorsanız, hızlı etki almak istiyorsanız kuaförlerde yapılan keratin bakımın aynısı.
Evde kendiniz yapıyorsunuz. Peki Hindistan cevizi maske, bu tamamen nem maskesi. Kuruluk probleminiz varsa, kuru değil ama nemsiz saçlarınız varsa, mat saçlarınız varsa, özellikle saçlarınıza kimyasal işlemler yaptırdıysanız, açma işlemi yaptırdıysanız, perma yaptırdıysanız ve saçlarınız eski sağlığında olmuyor ya öyle işlemler yaptırdığınız zaman, gereksiz bir kuruluğu, matlığı, cansızlığı, donukluğu, elektriklenmesi, kırpık kırpık gibi özellikleri olabiliyor. Saçınızı eski sağlığına yavaş yavaş kavuşturmak ve o eski parlaklığına kavuşturmak istiyorsanız, kolay taranabilir hale ve nemli hale getirmek istiyorsanız, ki bu tarz işlemler saçın nemini kaybetmesine yol açtığı için, kaybedilen nemi yerine koyması açısından benim kesinlikle nokta atışı bulduğum ürünler arasında bunu kullanıyorum. Eski videolarıma gittiğinizde ne kadar anlattığımı göreceksiniz. Ben bu serinin ürünlerinin tamamını kullanıyorum. Çünkü içerik olarak da ünlü markaların da muadillerini içeren ürünlere sahip olduğu için açıkçası çok para vermek yerine, ki bunlara da birazcık zam geldi ama bunları kullanmayı tercih ediyorum. Öyle kolay kolay biten ürünler de değil. Mesela saçlarımı kuruttuktan sonra benim sürekli kullandığım saç yağı da budur. Yine Okay'ın Keratin Smooth serisinin. Bu seri Okay markasında en sevdiğim serilerden bir tanesi. Saçınız benimkine benziyorsa aynı sonuçları alabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle uçlardaki kırpık kırpık görüntüleri gidermek için, saça parlaklık vermek için, biliyorsunuz Paul Michel markası çok pahalı, dünyaca ünlü o markanın biri. Bir muadili bu da. Bu da benim kullandığım ürünler arasında. Isıyla haşır neşir etme konusu da çok önemli saçları. Ben saçlarımı çok fazla ısıya maruz bırakmıyorum. Mesela hiç düzleştiricim yoktur. Benim saçlarım kendisi doğuştan pırasa düzlüğündedir. Uçlar dümdüz durmasın diye uçları Dyson'la içe doğru kıvırıyorum. Sadece yaptığım işlem odur. Kuruturken de ben yine Dyson'la kurutuyorum saçlarımı. Normal alışageldiğimiz kurutma makineleri ya da şekillendiriciler gibi değil. Hava üflemeli olduğu için saçı aynı zamanda parlat ve diğerlerine nazaran çok daha az yıprattığı için bunu tercih ediyorum. Diğerleri çünkü saç derimi yakabiliyor, saçlarımı yakabiliyor. Ki düzleştirici zaten hiç kullanmıyorum. Çünkü o plakalar saçları ne kadar korusanız da yakıyor. Ama illaki kullanmak zorundaysanız, her gün düzleştirmeniz gerekiyorsa, her gün kurutmanız gerekiyorsa mutlaka ısıdan koruyucu ürünler kullanmanız gerekiyor. Nemliyken ve kuruyken uygulayabileceğiniz, bende şöyle bir ürün var ama artık stoklarda bunu bulamıyorum. Alalı çok zaman olmuştu. Kolay biten bir ürün de değildi. Bunu çok eski videolarda da size göstermiştim. Neva'nın parlaklık veren Express saç spreyi artık bulamıyorum stokta. Bunu saçlarınızın boyuna ve uçlarına, saçlarınızı ısıya maruz bırakmadan önce uyguluyorsunuz. Saçlarınızı ısıdan korumuş oluyor. Bu benim sevdiğim ürünler arasında. Eğer saçımı kurutacaksam ya da saçlarımın ucunu şekillendireceksem, bu arada onu da göstereyim size. Şu başlığını kullanıyorum Dyson'ın. Bu zaten kendisi çekiyor. İçe doğru saçlarımı kıvırıyor ve şu gördüğünüz pırasa düz düzlüğünde olmuyor da hafiften şöyle sağa sola bir takım şekiller oluyor. Böyle bir görüntü veriyor. Sadece bunu yapıyorum. Ama mutlaka ısıdan koruyucu bir ürün kullanıyorum. Sizin güvendiğiniz başka bir markanın başka bir spreyi varsa, çok sevdiğiniz, siz de onu kullanabilirsiniz. Çünkü uzama sürecini yine etkileyecek. Kırılacağı için, saçınız kopacağı için aslında size uzamıyormuş gibi gelecek ve sağlıksız görünecek. Hem hızlı uzatma konusunda hem de saçları sağlıklı gösterme konusunda ısıya, maruziyete dikkat etmek gerekiyor. Saçlarımı şekillendirdikten sonra ben doğal yumuşaklığında bırakmayı tercih ediyorum genelde. Bir tek saç serumumu uyguluyorum. Ama eğer ki şeklinin bozulmasını istemiyorsam, bir tutucu sprey kullanmam gerekiyorsa da bu markanın tutucu spreyi bana en iyi gelenlerden bir tanesi. Hem saçlarımı parlak gösteriyor, hem kokusu alerjimi, astımımı tetiklemiyor, hem de tutuşu çok doğal, çok sağlıklı, sanki jölelemişsiniz gibi değil de doğal şu halindeymiş gibi duruyor ve şekil kesinlikle ben saçımı yıkayana kadar inmiyor. Bunu kullanıyorum. Şimdi birazcık dökülme konusundan bahsedeceğim ve bu konuda kullandığım ürünler var. Size onları göstereceğim. Bu arada tarağımı da unutmamam lazım. Senelerdir ben Tangle Teaser'ın bu açıcı tarağını kullanıyorum. Tarak seçiminiz de çok önemli. Özellikle topak başlığı olan taraklar kullanıyorsanız, sert taraklar kullanıyorsanız, onlar sizin saçınızı çekeceği için kopmasına, azalmasına, dökülmesine ve sağlıksız görünmesine yol açacaktır. Çok kolay bir şekilde tarayabileceğim bir tarak. Uzun süredir de bunu kullanıyorum. Öyle yıpranan bir ürün de değil. Seneler oldu alalı. Başka da macera aramıyorum. Bir tane tarağım var. Bir tane de bunun seyahat boy olanı var. Onu da çantamda taşıyorum. İkisiyle hayatımı devam ettiriyorum. Hem ıslakken hem kuruyken saçlarımı kolay bir şekilde açıyor ve taranmasını sağlıyor. Şimdi saç dökülmesini önlemek için ne yapmak gerekiyor? Ne kullanmak gerekiyor? Çok kritik bir konu bu yine. Araştırdığım bilgiler, yayınlar doğrultusunda, dermatologların bilgileri ışığında dökülmenin tipini belirleyebilirim.
belirlemek çok çok önemli. Şimdi ben burada size kendi dökülmeme iyi gelen ürünleri göstereceğim ama çoğunuza iyi gelmeyebilir. Neden? Çünkü aynı tip dökülmeye sahip olmayabiliriz. Farklı farklı dökülme çeşitleri var. Genetik olanlar, yani ırsi olanlar, o erkek tipi olanlar var. Mevsimsel dökülmeler, rutin dökülmeler var. Bir takım sağlık problemleri yüzünden olan dökülmeler var. Mesela Covid geçirdiyseniz, ben iki kere Covid geçirdim. Saçlarımın yarısını kaybettim. Kedi kuyruğu kadar saçlarım kalmıştı. Sonradan toparlandı. Bu tarz rahatsızlıklar geçirdiyseniz, Covid için konuşuyorum en azından. Covid esnasında ya da sonrasında döktüğünüz saçlar 6 ayda kendine geliyor. Ben yaşayarak öğrendim, bunu söyleyebilirim. Lütfen panik yapmayın. Strese girmeyin. Stres en büyük saç döken faktörlerden bir tanesi. Bu süreçte saçınıza ekstra bakım yapabilmeniz için bazı ürünler var. Ben onları kullanmıştım. Dökülme önleyici bir takım serumlar var. Bunların çoğunun içinde kafein var. Yapılan araştırmalarda, yayınlarda kafeinin saç derisine ve yeni saçların çıkmasına katkı sağladığı görülmüş. Dolayısıyla dökülme önleyici ürünlerin çoğunda kafein var ve kafeinli ürünler. Böyle şampuanlar seçebilirsiniz, serumlar seçebilirsiniz, solüsyonlar seçebilirsiniz. Çünkü bir takım dengeleri sağladığı için, şimdi benim tıbbi bilgim o kadarına yetmediği için açıklayamıyorum ama merak edenler araştırabilirler. Dolayısıyla dökülmeyi durdurup yeni saçın gelmesine de katkı sağlıyor. Ben sadece şuna dikkat ediyorum. Eğer saç dökülmesi önleyici ya da saç yoğunlaştıran ürünler kullanacaksan bunları şampuanlarla değil de serumlarla, solüsyonlarla yapmaya çalışıyorum. Çünkü şampuan şimdi saçımıza uyguluyoruz. Tabii ki vaktiniz varsa bir süre bekletmek gerekiyor. Emilmesini sağlamak gerekiyor. Yani şöyle 3-5 dakika masaj yaparak sizin duşta kalmanız gerekiyor. Hatta daha fazla bile emilmesi için onun. Şimdi şampuandaki etki suyla akıp gidecek, durulanacak. Yani o kadar bekletemeyeceğim için dökülme önleyici şampuan değil de dökülme önleyen, saçı yoğunlaştıran solüsyonlar, serumlar kullanmayı tercih ediyorum. Neden? Bir saatte saçımda bekletebiliyorum. Sabaha kadar da bekletebiliyorum. Onların etkisi bana göre daha fazla. Sağlık problemlerinin de bir takım böyle olumsuz etkileri oluyor, kendini belli ettiği. Saç dökülmesi, sivilce gibi etkileri. O yüzden lütfen öncelikle ürünlere servet harcamadan önce bir dermatologdan, bir hekimden yardım alın konuyla ilgili. Hiçbir sağlık probleminiz yoksa, ben uyku düzenime dikkat ederim, düzenli spor yaparım, sağlıklı yaşarım, beslenmeme çok dikkat ederim. Hiçbir sağlık problemimin de olmadığını düşünürsek, kansızlık gibi, bağışıklık ya da vitamin mineral eksikliği gibi bir problemim yok. Kullandığım ürünlerden de hızlı bir şekilde yarar sağlıyorum. Dolayısıyla saçlarımın dökülmesini azalttığım gibi yoğunlaşmasını hızlı bir şekilde sağlıyorum ve saç derimi güzelleştirdiğim, bakım yaptığım, nemlendirdiğim için de saçlarım normalden daha fazla uzuyor. Aslında işin özü bu. Sağlıklıysanız ve saç derinize, saçlarınıza iyi bakıyorsanız zaten normalden hızlı uzayacaktır. Peki bu süreci hızlandırmak için sağlıklı olduğumuzu düşünüyoruz. Neler kullanıyorum? Birkaç tane ürün var. Önceden çektiğim saç bakım videolarına gittiğinizde Pring markasının dökülme önleyici serumunu göreceksiniz. Fakat marka Türkiye'den çekildi. Sevmediğim anlamına gelmiyor. Marka artık burada satılmıyor. Olanlar da sahte olduğu için ürünü size göstermiyorum. Şu anda yok yani Türkiye'de. L'Oreal markasının böyle bir serumu var. Ben bundan 4 tane bitirdim şu zamana kadar. Özellikle Covid geçirdikten sonra hızlı toparlamak istediğim dönemde bunu kullandım. Yani dökülmeleri durdurmadı, dökülmeye devam etti. Fakat sonrasında hızlı bir şekilde özellikle şu bölgelerimde çok fazla açılma olmuştu. Saçlarımı yoğunlaştırdı. Zaten bu yoğunlaştırıcı serum olarak görünüyor. Önceki videolarda kullanımını anlatmıştım, özelliğini anlatmıştım. Şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu ürünü uygularken lütfen yüzünüze, kulaklarınıza, ensenize gelmemesine özen gösterin. Çünkü kıllanma yapabiliyor. Yoğunlaştırıcı özelliği var. Özellikle şuralarınıza gelirse birden böyle buralarınızın biraz tüylendiğini, olan tüylerin koyulaştığını görebilirsiniz. Bundan kaynaklı. Çünkü benim şuralarda birden baktım her yerden mi saçım çıkıyor benim acaba dedim ve buradaki tüyler biraz koyulaşmaya başladı. Sonra her damlattığımda akıyordu serum buraya. Oradan da zaten ne kadar yoğunlaştırdığını görmüş oldum. Benim yaptığım hatayı siz yapmayın. Ürünün yüzünüze, boynunuza, kulaklarınıza gelmemesine dikkat edin. Akşam yatmadan önce bir pipet ürünü saçınızın her tarafına uyguluyorsunuz. Bu kadarı yeterli. Çok kuvvetli içeriklerden bir tanesi. L'Oreal Professional, yani L'Oreal'in kendi ürünü ve Ducray markasının da Neoptit losyonu var. Bu da benim çok sevdiğim, kullandığım, yine saç yoğunlaştıran, saç derisine bakım yapan, dökülmeleri azaltan ürünlerden bir tanesi. Eğer L'Oreal bütçenize uygun değilse buna bakabilirsiniz. Bu uygun değilse diğerlerine bakabilirsiniz. Bunu uygulamak çok kolay. Öyle kaşınıza, göz
gözünüze, yüzünüze dökme şansınız yok. Belli bir uzaklıktan saç derinize püskürtmeniz yeterli. Bunu uygulamak daha kolay ve bu tarz ürünleri uyguladıktan sonra mutlaka saç derinize masaj yapmalısınız. Emilmesine katkı sağlamalısınız. Şöyle 3-5 dakika boyunca bu tarz hareketlerle losyonu uyguladığınız yerlere masaj yapmanız çok iyi olacaktır. Uygun fiyatlı kafeinli başka bir serum göstereceğim. Etkisi çok güzel. İçeriği tertemiz. Silikon, sülfat içermiyor. Tamamen vegan içeriklere sahip. Revolution markasının kafein serumu. Boyutu biraz küçük. Fiyatı da diğerlerine nazaran çok çok uygun. Bunu gece yatmadan önce saç derinize uyguluyorsunuz. Masaj yaparak hatta saç uçlarınıza da biraz getirebilirsiniz. Bunun diğerlerinden farkı sabah kalktığınızda ya da 1-2 saat beklettikten sonra saçlarınızı yıkamanız gerekiyor. Ona dikkat etmeniz lazım. L'Oreal'i ya da Ducray'i durulamanıza gerek yok. Fakat Revolution'ı saçınızdan arındırmanız gerekiyor. Benim tavsiyem gece yatmadan önce uygularsanız, sabah kalktığınızda da saçlarınızı yıkarsanız çok fazla etkisini göreceğinizi düşünüyorum. Yine saç yoğunlaştıran ve saç derisindeki, saç diplerindeki, köklerdeki o dengeyi sağlayan kafeinli ürünlerden bir tanesi. Bence şu ara piyasada kafeinli en etkili içeriklerden olabilir. Bunu her akşam uygulamıyorsunuz. Haftada bir ya da iki duştan önce uygulamanız yeterli olacaktır. Mesela sabah duş alacaksınız, akşamına mutlaka bunu uygulayın. Sabah kalktığınızda da ürünü durulayın. Bitti gitti, bu kadar. Ve yine diğer serumlarda olduğu gibi 3 ay kullanıp 1 ay ara verirseniz etkili sonucu almaya devam edeceksiniz. Benim saç bakım rutinimde düzenli kullandığım ürünler bunlar. Hem Instagram'dan hem de burada saç bakım videolarında, favorilerde sıklıkla bu ürünleri görüyorsunuz. Hangi sırada, nasıl kullanıyorum? Hepsini size tekrar tekrar anlatmak istedim. 2 tane de dönüşümlü olarak kullandığım saç boyam var. Bir tanesi Schwarzkopf'un Color Specialist 1.0 derin siyahı. Diğeri de Neva Premium serisinin yine 1.0 normal siyahını kullanıyorum. Hepsi de saçlarımı yumuşak, parlak, canlı yapıyor. Her iki markanın da ürünüyle saçlarımı boyadım. Videolara da yine kanaldan ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ben her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.